Hürmetimden validenizin yanında sustum. Ancak ben böyle bir evlilik istemiyorum. Siz nasıl benim namıma böyle bir karar verirsiniz? Bir şehzadenin evliliği bütün devleti aileyi ilgilendiren bir mesuliyettir. Sıradan bir aile hayatı yaşayabileceğini mi düşündün? Her ne yaşayacaksan buna kendim karar vermek isterim. Siz nasıl benim hayatıma karışırsınız? Elbette karışırım. Ben senin validenim. İnan bana oğlum. İstikbalin için en doğru olan bu. Unutma ki bu sarayda yalnız değilsin. Rakiplerim var. Kırım ağanının kızıyla evlenmen senin hayrın olacak. Anlaşılan laflarımın hiçbir tesiri yok. Mustafa! Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Hususi kıyafetler dikilecek sana. İstemem sultanım. Kalsın. Aybüke Hatun. İtiraz istemiyorum. Sen Osmanlı hanedanlığının gelini olacaksın. Giyimine kuşamına itina etmelisin. Dilediğin kumaşı seç. Hizmetini cariyelerde verdim. Hepsi emrine amade. Sultanım ben sizin gibi değilim. Bu kıyafetler yakışmaz bana. Bilakis çok yakışır. Sen çok güzel bir hatunsun. İş ki bunu ortaya çıkarmak. O vakit Mustafa'mın da gözlerini kamaştıracaksın. Mihrimah. Bu ne zerafet böyle? Eminim çok canlar yakacaksın. Nasılsın? İyiyim sultanım. Siz nasılsınız? Keyfime diyecek yok. Mihrimah. Sen dairene dön. Hayırlı günler. Bu adamın yanında ne işi var? Gülşah validemizin hizmetine geçince yanıma aldım. Malum, haremde güvenilir cariye bulmak çok zor. Beni öldürmeye çalıştığını biliyorsun. Yazık. Onu destekleyenin sen olduğunu düşünmelerini istemem. Sana kaç defa daha söyleyeceğim. Benim bu işlerle alakam yok. Şehzademin istikbalinden gayrısını umursamıyorum. Eminim malumun olmuştur. Kendisi Kırım Hanı'nın kızıyla evleniyor. Dur bakalım. Hemen sevinme. Gün doğmadan neler doğar? Beyhude çabalara girme. Şehzademin yükselişine hiç kimse engel olamaz. Gülşah. Fatma'yı hazırlayın. Halvet için mi? Evet. Şeref duyarım sultanım. Sana güvenim tam. Bütün marifetlerini sergile. Oğlumun memnun olmasını sağla. Hadi bakalım Fatma Hatun. İyisin yine. Pek az kişiye nasip olur bu, kıymetini bil.
Gülşah Hatun dışarı çık. Mustafa? Gülşah! Ne oluyor? Efsun'u siz mi gönderdiniz? Efsun da kim? Validem. Ha, şu Hırvat Hatun. Evet, ben gönderdim. Sebep? Gözüm tutmadı onu. Uğursuzun teki sana layık değil. Onu geri istiyorum validem. Gereği neyse yapın lütfen. Bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum. O halde artık malumunuzdur. Emir verin getirsinler. Mustafa. Sümbüla! Şehzadem, sultanım. Validemin sana bir emri var. Buyursunlar sultanım. Beni görür görmez çıktı şehzadem. Sen mi söyledin Efsun'u gönderdiğimi? Haşa sultanım, haddime mi düşmüş? Lakin içeri girmeden evvel kapıda Gülay'ı gördüm. O söylemiş olmalı. Kesin Hürrem söyletti. Bu sefer de oğlumla aram açmaya çalışıyor. Geri döndüm diye kendini bir şey sanma Efsun Hatun. Ben istedim dönmeni. Zira Mustafa'mın canının sıkılmasını istemem. Allah sizden razı olsun sultanım. Lütfettiniz. Bilmeden bir kusur işlediysem bağışlayın. Ben size ve şehzademize bağlıyım. Sizlere hizmet etmekten şeref duyarım. Mustafa benim en kıymetli varlığım. Sadece benim için değil. Hanedanımız için de böyle. Yerini bil. Fazla yaklaşma. Sana olan alakasından faydalanmaya kalkma. En ufak hatanda yok ederim seni. Sultanım endişe etmeyin. Sizin ve şehzademizin yoluna canım kurban. Göreceğiz Efsun Hatun. Çekilebilirsin. Hayırdır sultanım, beni görmek istemişsiniz? Hürrem'den şikayetçiyim. Bu sefer de oğlumla arama açmaya çalışıyor. Mustafa'mın önünü kesme niyetinde. Kötülük edecek. Buna kuvveti yetmez. Hünkârımız Mustafa'yı ikna etmemi istedi. Ne dediysem olmadı, istemiyor. Efsun diye bir hatunu tutulmuş. Her gece onunla birlikte. Hatunu gönderdim. Lakin geri getirdi. Bayağı meftun olmuş. Bu kadarını beklemiyordum. Sıradan bir cariye için beni hiçe saydı. Korkarım bu evliliğe ikna olmayacak. Siz üzülmeyin. Ben münasip bir vakitte konuşurum onunla. En doğru kararı vermişsin aslanım. Emin ol pişman olmayacaksın. Senin için gelmiş geçmiş en güzel düğünü yapacağız. Yaparız değil mi validem?